Ben bir şey sormak istiyorum. Evet, çok buyurun. Fazla Twitter'da arkadaşlarım yazmış. İşi ehline verin. Blogspot.com nedir abi bu? Çok ben bir detayını bilmediğim için bence sen biliyorsun. Şimdi şöyle detayı hakkında bilgi sahibi değildim de bir link paylaşıyorlar sağ olsunlar. Evet, çok paylaşan arkadaşım var da onları da kırmak istemedim. O yüzden dile getirmek istedim buradan. Şimdi şöyle bu aslında internette sürekli karşılaştığımız böyle kampanyalardan bir tanesi. Sonuçta örgün eğitim ve açık eğitimde işte uzman kadroları ile ilgili bir düzenleme. İnternetteki sitelerinden ulaşabilirsiniz de kullandıkları yöntem bana çok garip geliyor. Yani sürekli bir taciz atışı şeklinde bahset. Yani ama ne yapsınlar, seslerini başka türlü duyuramıyorlar. Böyle yazmasalardı ben şimdi böyle paylaşamazdım bunu. Yani ama şöyle yani aslında sosyal ağlar kendi doğası gereği böyle belirli insanların duyurmasına gerek kalan şeyler değil. Yani sosyal ağların önemi artık herkesin kendi içinde bir mecra olması. Yani işte ne bileyim ben atıyorum bir birey olarak kendi çalıştığım kurumdan ya da işte örneğin bu yayın yaptığımız kanalın takipçi sayısından çok daha fazla takipçi sayısına ulaşabiliyorum. Dolayısıyla orada o matematik farklı işliyor. Biz geçen programlarımızda da birazcık buna değindik. Böyle örneğin işte şunun kana ihtiyacı var duyur. Şöyle bir kampanya var destek ver. Şu şöyle bunu anlat. Bu konuda ne düşünüyorsun söyle vesaire. Ya sürekli bir insanın üzerinde bir sosyal ağların yarattığı bir baskı da oluyor. Özellikle belli bir kullanıcı sayısını geçince. Hiç başınıza geliyor mu bilmiyorum bu tip olsun şeyler. Olsun ya, ben yine de arkadaşlarımı kırmak istemedim açıkçası. Hı-hı. Bir dertleri varmış. Burada bu paylaşmak istedim ben de. Paylaşalım da adresini de ben şuradan tekrar benim feedlerden bakayım. Bir blog yazalım. Adresleri İşi var. İşi ehline verin. Nokta. Blogspot.com. Benim ekranımda da şu anda açık. Umarım derdinize bir ufak da olsa merham olmuşuzdur buradan. Bir faydamız dokunur. Umarım hedefinize ulaşırsanız sevinirim ben de. Evet. Hani şöyle bir cümlelik bir özet sizlere paylaşayım diyorum ama paylaşamıyorum. Siz bu adrese bağlanırsanız yani işiehlineverin.blogspot.com'da iki ekranlık bir yazıda dertlerini özetlemişler. Biz de burada bahsetmiş olalım. Bir faydası olacak mı bilmiyoruz ama olur. En azından. İnsanlar seslerini duyurabilmek için muhakkak bir yerden bağırmaları lazım. Ben de bir şekilde onlar için burada bağırdığıma inanıyorum. İnşallah hedeflerine ulaşırlar. Ne olacak? Üç günlük dünya ya. Bir şey kaybetmem yani şu anda. Onların kalbini kazanmış oldum. Yani buradan bahsetmesem elime ne geçecek? Bu sayfaların bence bir amacı olmalı. Ben de öyle düşünüyorum. Yani kime ne yardım yapmamız gerekiyorsa, yani yapabiliyorsak, buradan bir nevi sesimizi duyurabiliyorsak ve doğru amaç uğrunaysa bu, ben herkesin yanındayım ya, seve seve yaparım yani. Böyle bir gönüllü i̇şte bir alırım üzerime. Problem değil o yani. İyi niyetin içerisinde oluyor. Mesela biz işte daha önceki programımızda bununla ilgili özel şeylerden bahsederken, örneğin işte çocuğunu kaybetmiş bir babaya hala çocuğu için kan yardımı yapmak için arayan bir sürü insan oluyor. Çünkü o retweet ediliyor senelerce, yıllarca. Yani o da ayrı bir kabusa dönüşüyor. O tip şeylere de dikkat etmekte fayda var. Yani biraz hassas olmak lazım diye düşünüyorum. Pekala, şimdi Sarp, internet üstündeki iletişiminde demin bu ara vermeden önce konuşuyorduk. Çok ciddi takipçilerim var. Farkındasın. Hı hı. Biz de seni davet ettikten sonra bir kısmının haberine ulaştık. Yani bayağı bir iletişime geçtiler bizimle. Bu doğrudan sürekli iletişimde olmak nasıl bir his veriyor sana? Çünkü bir yandan da çok dikkatli yani olmanı çok, gerektiren bir durum. Çok yorucu bir iş. İnsanlarla birebir iletişimde olmak demek... Onların hayallerindeki insan asla olamamak demek. Değil mi? Yani çok dikkatli davranmak zorunda kalıyorsunuz. Ve bir süre sonra sanırım yani benim gibi düşünen de çok fazla arkadaşım var. Yavaş yavaş bu işlerden kendi elinizi çekiyorsunuz. Yani eskisi kadar sık girip bakmıyorsunuz. Eskisi kadar sık girip kontrol etmiyorsunuz. Çünkü internet öyle bir mecra ki özgürlüğün sınırı yok. Ve insanların sizden beklentileri sınırsız oluyor.
bunları karşılamak mümkün olmuyor. Bir ideoloji dahilinde olduğunuzu belli etmemeniz gerekiyor, bir sürü şey gerekiyor. Ve bunların hepsini aktif olarak her gün insanlarla paylaşarak teyit etmeniz gerekiyor. Bu da zor olduğu için belli bir süre sonra insanı biraz uzaklaştırıyor internetten. Yani burada da işte benim sevgili ekibim devreye giriyor. Onlar benim ama internette insanlar çok birebir iletişim kurmak istiyor, biliyor musun? Ekibin, o işleri ekibine yani devretmek muhakkak, de. Muhakkak öyle, muhakkak. Yani şeyi fark ediyorum. Aslında ben ve benim gibi arkadaşlarım yavaş yavaş internetten elini ayağını çekip böyle biraz geri kaçmaya başladığında fark ettik ki aslında televizyon ünlüleri de tam tersine internete doğru meylediyorlar. Yani muhakkak öyle, o yüzden söyleyebileceğim bir şey yok. Ama şey, yani ufak detokslara bizim de ihtiyacımız oluyor galiba. Belki de. Berso Özer soru sormuş, demiş ki kız MC'lere herhangi bir tavsiyesi var mı? Kızlar rap müzikte ilerlemek için kim örnek almalı, ne yapmalı demiş. Yani böyle bir tavsiye verebilecek bir mecra olduğuma inanmıyorum. Ama erkek hakimiyeti neden mesela en başta? Hangi alanda yok ki Türkiye'de erkek hakimiyeti? Yani ama müzik yani dahil diğer olmak müzik üzere aslında. Bilmiyorum, hani kadın erkek dünyada dağılımı öyle değil tabii. Dünyada yani pop müzik için da, pop müzik için konuşmayayım ama dünyada, rock müzik piyasasında da durum böyle. Cazda kızlar solist olur. Enstrüman çalmazlar. İşte falan falan gibi genel geçer bazı yanlış doğrular var. Rap'te de niye böyledir? Yani erkek hemen toplumun rapçisi de erkek olur herhalde maalesef. Bu arada kadınlar ve sanat demişken Facebook'ta enteresan bir rekabet sürüyor. En çok takipçisi olan şarkıcı konusunda Lady Gaga ve Rihanna arasında. Arada Lady Gaga falan var zaten. 40.654.980 kişi şu anda, benim ekranımda da var. Lady Gaga 40.654.980, yani arada 100.000 kişilik bir fark var ve böyle enteresan da bir kapışma var. İlginç bir rating ölçüsü gibi oldu. Yani artık oldu albüm satışlarından çok kaç kişi takip ediyor, bilmem ne. Hani kişisel olarak tweet, bir şey tweet dedim, kaç kişi retweet etti, kaç kişi beğendi Facebook'ta vesaire gibi kriterler var. İlginç aslında. Bu arada Doğuş, sana da bayağı sık gelen bir soru var. Onu da bir tanesini ekrana getireyim. Enes İlhan diyor ki, elindeki dövmelerin sırrı ne diyor? Ya dövmelerimi çok seviyorum. Her birinin bir anlamı var. Ve birçok yerinde var yani. Yani her birinin bir anlamı var. Anlamsız yere dövme yaptırmıyorum. Şimdi de şey yaptırmayı düşünüyorum. Enseme Nefertiti. Nefertiti. Vay vay. Aşık olduğum tek kadın o. Şimdi onu düşünüyorum. İddialıymış. Yani. Biraz da tehlikeliymiş. Öyleymiş ama. Peki şey, kişisel olarak sorayım. Vücudunda bu kadar kalıcı bir şeyi nasıl karar veriyorsun? Ya nihayetinde bu hayat benim. Hani de mesela sıkılmıyor musun? Yok, sıkılırsam başka bir şey yaparım onu. Değiştirebilirim ya da lazerle sildirebilirim. Şimdiki teknolojiyle her şey buna müsait. O nedenle öyle bir şeyim yok. Seviyorum dövmelerimi. Her birini seviyorum yani. Ben de. Beni mutlu ediyorlar yani. Fikir olarak yani sevmek gibi. Bu güneş mesela, yıldız. Gerçekten kendimi sahnede yıldız olarak görüyorum. Ama normal yaşantımda normal insan gibi görüyorum. Normal insanlar gibi yemek yiyip normal hayatımı yaşıyorum. Çok star gaz yaşamıyorum ama sahnede varsa bir görüntümüz, bir bakarsak orada da bambaşka bir adamım yani. Bu işler böyle. Hayır, şey diyorum mesela, fikir yani olarak dövme olayı benim de aklımda var ama. Yaptır hani, o zaman, seviyorsan yaptır. Yani seviyorsan git koy, git, git yaptır. Git açın bence. Ya vallahi ben şimdi şuraya uzansam, mutluysam kimseyi bağlamaz yani. Yani demişler ki adama, ya şuraya uzanmış deli galiba. Adam da gülerek demiş ki, ben böyle mutluyum ya. Hangimiz deliyiz? Hayır hayır. Ben kendimi anlatamadım. Benim derdim ne yaptıracağıma karar verememekle ilgili. Ben sana söyleyeyim. Nefertiti yaptır. Nefertiti. Ya da güneş yaptır. Güneş kardeşliği güneş başlatıyorsun. Her yol var değil mi? Ben sizi geçen hafta keşfettiğim muhteşem bir yeni starla tanıştırmak istiyorum. Bir yeni YouTube starı doğuyor adım adım. Birlikte izleyelim, kararı siz verin. Dep.
deprem geliyor, fa ilerliyor. Şiddet büyüyor, bizi geriyor. Huzursuz gecelerde, tüm sinirler tetikte. Büyük deprem olacak, İstanbul yok olacak. O büyük gün gelince anamız ağlayacak. Evet, adaların aldığı bomba gibi. Bomba gibi, bomba gibi. Huzursuzca beklesen, ölmesen de hissesen. Depremi düşününce yüreğini titesen. Kurduğun planların hepsi boşa çıkacak. Laz müteahhitin binası başına yıkılacak. Evet, adaların aldığı bomba gibi. Bomba gibi, bomba gibi. Bomba gibi, bomba gibi. Enkazın altı sessizdir. Gavurun köpeği eşsizdir. Koku muku alamaz. Yanına yaklaşamaz. Tek dostum bir düdüktür. Senin sonun ölümdür. Saatler su gibi akacak. Allah canını alacak. Şimdi hep beraber adaların altı. Bomba gibi, bomba gibi, bomba gibi. Bomba gibi, bomba gibi. Bomba gibi, bomba gibi. Adaların altı bomba gibi sevgili Marmara sakinleri bir kere daha hatırlatmış oldu. Takipteyiz kendisini. İstikrarlı adımlarla ilerliyor. Gayet iyi gidiyor. Biz de elimizden geldiği kadar paylaşacağız. Nasıl buldun? Çok afilliydi. Teknik olarak da süperdi. Çok afilliydi gerçekten. Değil mi? Tek özellikle bir beat üstüne. Aynen öyle. Aynen öyle. Ben renkleri seviyorum ya. Peki doğru. Yani... tek renkte kalmamak lazım. Yani muhakkak keyifli. Yani ama bu biraz rengarenk. İşte canım be, yani. Yani olsun. Ebru yani, gibi. Öyle düşünme bak. Mesela geçmiş kameranın karşısında keyif yapmış şu an. Şey vardı ya yani önceden. Yani senin gibi iddialı düşünmüyorum ben. Cesareti varmış. Tabii ki. Yani keyif yapmış. Cesaret değil. Bence herkesin şarkı söylemeye, duygularını paylaşmaya ihtiyacı var ya. Ben şarkı söyleyen insanları çok seviyorum ya. Peki şeyi soracağım. Bu... İnternet sayesinde tanıdığımız insanlar var. İşte kimi zaman televizyona çıkıyorlar, kimi zaman bayağı meşhur oluyorlar. Yeni bir platform mu oldu acaba bu? İnternet mi? Tabii ki. Mesela sen bakıyor musun burada şarkı söyleyen insanlara? Bakıyorum. Bilmem nelere. Evet, bakıyorum. Çok var mı orada hiç dikkatini çeken var. İnsanlar? Gerçekten hip-hop okuyan enteresan şeyler var. İşte iki tane Almancı genci gördüm ben. Acayip dikkatimi çektiler onlar. Ulaşamadım. Mesela şey var. Kestel'de bir grup. İnternetten dinledim. Aklıma aldılar benim. Muhteşemler. İki kişiler ama acayipler yani. Kalbimi kır ama hevesimi kırma falan. Ya muhteşemler yani. Onları bulmalıyım yani. Arıyorum bulamıyorum bir türlü mesela. Mesela demin keşke videosunu... telefon numaralarını bıraksalar bir şey. Demin videosunu paylaştığımız beyefendinin bir başka çalışması var. Benim bilgisayarımdan okuyabilir miyiz acaba? Lütfen onu da görelim ya, merak etme. Evet, onu görün, fikirleriniz berraklaşacak. İşte böyle. Oh. Değil mi? Bu da enteresan bir performans. Ben bunu beğendim. Peki bu medya için de aslında bir dönüşüm değil mi? Yani insanlar eskiden bu insanlar kendilerini gösterebilmek için yetenek yarışmalarına katılırlardı. Ya da yazı yazıyorsa gazeteye yazılarını yollarlardı. Televizyon programı yapmaya çalışırlardı. Şimdi YouTube yeterli olabilir. Değil mi? Bir YouTube, Facebook vesaire. Bir de şimdi Word Clip. Lütfen. Hı? Word Clip'i de araya Word Clip yani, değil mi? Bahsedeyim. Sen bahsetmek ister misin bize? Tabii ki. YouTube gibi. Biraz da Facebook karışımı. İçinde arkadaşlık da var. Sitemiz var. Hedefimiz onu bütün dünyada duyurmak. Site bana ait. Güzel kliplerini at oraya. Ciddi hayırlı bir olsun, izleyici inşallah. Kitlesi var. Her türlü klip var içeride. İnşallah o siteyi tüm dünyada duyurmak istiyoruz. Tabii sitenin de bir amacı var. 50 milyon kişiye ulaştıktan sonra 20 diye düşünüyorduk fakat yetersiz olduğunu inşaat sektöründeki çok önemli insanlarla görüştüğümde, müteahhitlerle görüştüğümde yetersiz olduğunu söylediler. Tabii konudan konuya girmem ama gerçekten yavaş yavaş ben anlatayım. De site, müteahhit falan yok. Aradaki bağlantıyı çözmek. 50 milyon kişiye ulaştıktan sonra site 50 dönüm bir yer alıp hem sokak çocuklarımız için hem yaşlılarımız için hastane, yurt, bakım yerleri, işte gerçekten barınaktaki köpeklerimiz için, sokakta yaşayan köpekler için oraya bir kent oluşturmak istiyoruz.
50 milyon kişiye ulaştıktan sonra sitede bunu yapacağız. Ekip arkadaşlarım ve ben bunu da buradan paylaşmak istedim. Sitenin adı da www.wordclip.com. Evet, benim ekranımda da açık verebilirsiniz. Üye ücretsiz. İlk 100 bin kişinin adı da yazacak sitede. İşte girdiğin zaman mesela yurda, hastane ya da yaşlılar evine kocaman bir şey düşün, heykel düşün. Orada herkesin adı yazacak. İlk 100 bin kişinin ve o 100 bin kişi sayesinde bu temel atıldı diyeceğiz. Ve siz de bekliyoruz. Sizler de üye olursunuz. Tabii. Çok sevinirim. Sitenin 50 milyon üye mi? Yoksa tıklanma mı bekliyorsunuz? Üye bekliyor. 50 milyon üye. 50 milyon üye. Evet. Bu biraz iddialı oldu ama ya. İddialı, her şey iddialı. Benim doğuş olmam da iddialıydı. Ben doğuş olacağım dediğim zaman arkadaşlarım benimle gülüyordu. Çünkü biraz karmaşık bir hayatım vardır benim. El bebek gül bebek büyümediğim için. Ciddi bir hayat, ciddi bir oyunlar oynadı benim hayatımda. Ama ben 21-22 yaşında başarabileceğime inandım ve şarkılarımı tüm dünyaya duyurduğuma inanıyorum. Hindistan'dan işte atıyorum Hollanda, Belçika, Almanya'sına kadar şarkılarım yabancı dillerde hep yapılıp söyleniyor. Bu da öyle bir şey işte. Adından da dolayı ihtimali çok yüksek ve her yerde Türk var. Dünyanın her yerinde. İlle sırf Türkiye'den 70 milyon kişi girsin demiyoruz. Dünyanın her yerinde adından dolayı da, World Clip olduğundan dolayı da neden bir YouTube gibi olmayalım? Neden bir Facebook gibi olmayalım? İnsanlar kendi kliplerini atıyor zaten. Şu anda 6 küsür bin tane klip var içeride. Büyüyoruz. YouTube da ilk etapta beta'ydı biliyorsunuz. Yavaş yavaş büyüdü. Biz de büyüyoruz. Büyüme yolundayız yani. İyi, Allah devamını getirsin ama 50 milyon yani şu anlamda ciddi bir eşik. Mesela Twitter'ın ulaşması bayağı bir zaman aldı. 5 yıl gibi bir zaman şeyi koyduk kafamıza. Bunu başaracağız. İnşallah. Yani sonuçta İnşallah. Kimsenin ulaşamadığı bir hedef değil ama Türkçe yayın yaparken kolay da bir hedef olmadığının ben altını çizeyim. Kesinlikle hayatta hiçbir şey kolay değil. Nefes alıp vermenin bile bir bedeli var bu dünyada. O nedenle bunun bedellerini de yaşıyoruz, zaman zaman görüyoruz, ekranlardan da izliyoruz. O yüzden ulaşamayacağımız diye bir kaygım yok açıkçası. 5 yıl önemli bir süre ve 5 yıl içerisinde de ulaşabileceğimize tekrardan söylüyorum. İnanıyorum çünkü YouTube'da ilk kurulduğu zaman ufacık bir siteymiş. İnsanlar klip ata ata büyüyen bir kurum. YouTube sahibi gidip içine klip atmamış. Biz de öyle. Bir tane bile klibim yok benim içeride. Ben atmadım. Klibim yok derken hayranlarımın attığı çok doğuş klibi de. Mesela ana sayfada sadece senin kliplerin var. Doğuş 97 kullanıcı adıyla. Yok. Başka bir yerdesin herhalde sen ya. Ha şeye gel. Video var ama. En çok izlenenlere gel. Bilmiyorum ki yani genelde. Tamam ne? Hayır ben zaten seni sorgulama yok. Anlamında demedim. Yok yok, herkesin klibi var orada. Sırf benim klibim peki yok. Peki bunu sen en mi? En çok izlenen onlar olabilir. Sen mi finanse ediyorsun bunu? Evet ben finanse ediyorum. Ve şu anda içeride bir tane bile reklam yok farkındaysan. Sayfamı evet. Temiz tutuyorum çünkü. Şu an her tarafı reklamla dolu olabilirdi. Sayfamı temiz tutuyorum ilk 100 bin kişiyi bulana kadar. Hı hı. 100 bin kişiyi bulduktan sonra, çünkü zaten her şekilde karşılıyorum her şeyini yani. Hı hı. 100 bin kişiyi bulduktan sonra mecbur sunucularımızla daha çok büyümemiz gerektiği için bu sefer reklam almak zorundayım. Peki Sarp, bir sürü mesaj geliyor. Bak WordClip sitesi kilitlendi diyor, girilmiyor diyor. Daha sonra girsinler lütfen çünkü... Bekleyin. Minimum 65 bin kişi yüklendiği an aynı anda siteye girdiği zaman site çöküyor. Evet. Sitemiz çöküyor. Daha sonra girsin insanlar. www.wordclip.com Yani bu da bize neyi gösteriyor? Şu an ekranları başında bizi izleyenler var. Bayağı bunu, bunun bize bir aşkımız. Şey yapıyor. Sarp senin hata veriyor diyor bakın. Şanışer şapkanla dinlemek isteyen insanlardan mesajlar alıyoruz. Biz de hangi parçanı paylaşmak istersin? Vallahi bilemedim. O zaman Yasemin'e soralım. Evet. Birbirine soralım gibi. Yani bir parçamı okuyayım. Rafet Erroman'ın yeni çıkan albümünde mevcut olan bir ortak tamam. Parçamızın. Peki şöyle yeni çıkacak olan albümünden bir şey böyle bir parça da olsa i̇nanın, paylaşman. İnanın aklımda yok ki. Bu nasıl iş ya? Bu nasıl iş? Öyle. En hit ya albüm kayıtları, hit albüm kayıtları biteli 6 ay oldu. Yani, 6 ay oldu evet, ve unuttun. Evet, evet. Ben Hotel California'yı bile hala ezbere biliyorum. Onu ben de biliyorum. Onu söyleyelim. Tamam buyur lütfen.
Yazılacak fazla bir şey kalmadı. Her şey eskitildi. Herkes sefil düştü. Karşılıksız verme devri bitti. Bütün bunlar olurken biz derde tepkisizdik. Artık gökten umarız medet çünkü yerde sevgi bitti. Anla bütün güzel saf hayaller yarım kaldı. Kimse dost demedi bir başkasına. Herkes asım saydı. Belki bunlar yaşanmazdı. Önlem alınsaydı. Bizler cehaletten kavrulurken kaç yüz aydın astık. Geçmişin vebali ağır. Taşımaz gövdem beni. Artık söylenmeli. Ne varsa söylenmeli. Bir yardım gelirse de eminim gökten gelir. Çünkü biz bir türlü insanlığı öğrenmedik. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki lütfen. Az önce konuşurken şey demiştin, siyasete girmemeye işte bir ideolojiye bağlanmadan bir şeyler yazmaya çalışıyorum. İşte Facebook sitenden bahsederken tahminimce. Fakat okuduğun şeyde aslında böyle biraz... Belirli bir siyasi görüşten ziyade... Siyasetin kokusunu almadım değil yani, aslında. Yani işte çok dikkatli hareket etmek gerekiyor. Niye? Yani? Niye? Ben de evet onu çok merak ediyorum. Niye? Yani bu siyasetten gençlerin özellikle bu kadar konuşmaktan imtina etmesi, çekinmesi. Çünkü yani şöyle söyleyeyim, yani benim çok da biraz daha siyasete bir yakın siyasete yakın davranıp açık olup da daha rahat şarkı yazan arkadaşlarımın başbakan tarafından bile dava edildiği oldu. Direkt yani dolayısıyla bizler biraz sindiriliyor oluyoruz. Yani tabii ki biz elimizden geldiğince otokontrol gibi bir şey. Durumun ya tabii ki otokontrol bu. Bu otokontrol televizyonda da yok mu? Maalesef internette de biz kendimiz kontrol etmek zorunda kalıyoruz. Nitekim benim bazı şu anda kişisel davalarım da mevcut. Bir sürü rapçi arkadaşımın da kişisel davaları mevcut bu sebeplerden ve sana, artık mesela bizler sana de korkuyoruz. Kim dava açtı? Bana Murat Boz dava açtı. Kendisi haklıydı da evet. Öyle mi? Eyvah. Ne yaptı? Dis meselesi. Yani aynen dis meselesi. Ya aslında bir dis meselesi de değil. Bundan bu arada seneler dis önce nedir? Belki izleyenlerimiz de bilmez. Dis nedir? Dis karşılıklı iki kişinin birbirlerine savaşmak yerine şarkı yapmakla atışması. Satışması. Bizdeki aşık atışmasının Amerika'daki hali diyebiliriz. Bu Murat Boz mevzu da yani ben daha yeni reşit olduğum dönemlerde şimdikinden daha ateşliydim. Ve o zaman sanırım şimdikinden daha dar görüyordum ve dolayısıyla aslında tamamen popüler kültürü hedefleyen bir şarkı yapmak isterken popüler kültür öğelerine ismen de hakaret etmiş oldum. Bana da hondun mu şey? Yok. İyi sağ ol. Ya ben zaten çok severdim sizi. Canım benim, gamsız. Canımın içi. Teşekkür ederim. Dolayısıyla davalı oldum ve haklıyım. Çok teşekkür ederim. Bunu gerçekten söyledikten sonra dinlemeye karar verdim. Yok zaten isim olarak duymuştum ama tabii tanınca daha da efendiliği de çok önemli benim için. Duruşu da çok önemli. Onu da çok beğendim. Dinleyeceğim. Yani inşallah çıkar da hemen dinleyelim. Alalım albümünü dinleyelim. Ederim. İnternetten indirmeden. İndirmeden. Bu konuya tekrar döneceğiz. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Ardından sosyal medya devam edecek. Sosyal medya devam ediyor. Aranın ardından Sarp'la rap, siyaset, etliye sütliye bulaşma konularını konuşuyorduk. Hak vermemek mümkün değil söylediklerine. Ama yani senin yaptığın iş de birazcık böyle ateşten gömlek, bazı şeyleri de göze almayı gerektiriyor. Çünkü tarz olarak da rap'in içerisinde bir protest bir şey olduğunu düşünüyorum. Muhakkak. Yani tabii böyle ki, tabii ki. Çok lay lay lon bir tabii tarzda değil. Yani aşkla meşkle geçecekli bir tarz değil. Amerika'da. Yani. Peki şey soracağım. Şimdi 1987 doğmuşsun değil evet mi? Yani kaç yaş oluyor? 23. Aman. Yani bir yandan da ya henüz hayatı çok yeni tanıdığın bir muhakkak dönem oluyor tabii, değil mi? Tabii. Mesela en çok seni şu an gündemde rahatsız eden şey ne? Yani burası siyaset konuşulacak bir ortama çok benzemiyor. Yani yok, hayır öyle bir kısıtlamamız yok. Yemin krizi çok gündemimizi tabii evde bir süre o şey yaptı. İşgal etti. İşgal etti aynen öyle. İşgal etti.
Şu anda ufak bir detoks arasındayız. İstediğimiz sonucu da alamadık. Yemin krizi bizim istediğimiz gibi sonuçlanmadı. Şu anda buyuz. Böylelikle hani Enes İlhan'ın sorusunu da cevaplamış olduk. Sarp kaç yaşında demişti. Ben diğer sorulara geçeyim. Atakan Taş demiş ki 2007'den beri Şanışer'i dinliyorum. Benim ve herkesin çok merak ettiği bir soru var. Bela ve Atakan'dan neden ayrıldı? Benim için de hiç sıfır bilgim olan bir konu. Neden ayrıldın? Söyle bakalım. Önce herhalde bir Bela'yı tanıtmamın yararı olur. Size bir bilgi vermek açısından. Beni bu internet camiasının içerisine, internet rap camiasının içerisine sokan arkadaşım kendisi. Beraber birçok iş yaptık. Fakat sonra birbirimizden artık yani müzikten beklentilerimizin, yapmak istediğimiz müziğin birbirimizle çok tutmadığını yani. İkimizin görüşünün biraz farklı olduğunu fark ettik müzikal manada. Dolayısıyla müzikal olarak yollarımızı ayırdık. Hepsi buydu. İbo da demiş ki Rafet Erroman'dan sonra tarz değişikliği oldu sanki bu devam edecek mi demiş. Ya aslında olmadı. Bu işte şöyle küçük bir özet geçebilirim. Rafet Erroman'la anlaştıktan sonra malum bir senedir albümü çıkaramadım. Bu süre içerisinde Rafet Bey'den de internete normalde yaptığım gibi bir toplama albüm vermemem konusunda uyarı aldım. Fakat ben de çok da boş durmak istemedim. Ve iki tane parça yapıp bu iki parçaya klip çektim. Bu iki parça tamamen artık hiçbir beklentimin olmadığı göz önüne alınarak yapılmış parçalardı. Dolayısıyla ben burada rapten daha farklı şeyler denemek istedim. Yani aslında biraz daha müzikal işler yapmaya çalıştım. Fakat bu benim tarzımın değiştiği manasına gelmesin. Sadece bunlar kendimi tatmin etmek için yaptığım şeylerdi. Değişik kendimi denemek için yaptığım şeylerdi. Nitekim albüm çıktığında da bu konuyu merak eden arkadaşlar içlerini ferah tutsunlar, hayal kırıklığına uğramayacaklar. Tarzımda değişen bir şey yok yani aslında. Ben de aklıma gelen bir şey yapayım dedim. Bir yarıştırma anlamında değil de seyircilerin nabzını tutma açısından. Biz 3 haftadır 3 rapçi. Rapçi demek kötü bir şey mi? Bence değil. Ha, değil mi yani? Öyle değil, değil canım, değil. Rapçiler arasında en çok ilginizi çeken, beğendiğiniz kim değil diye bir anket hazırladım. İzin verirsen onu paylaşayım. Şu ana kadar konuk ettiğimiz rapçiler arasında en beğendiğiniz kimdi diyorum. Sosyal Medya TV ve kendi MSR.K hesabım üstünden de yolladım. Sonuçlara canlı olarak tekrar beraber bakarız. Onları güncelliyor olacağız.